Sayın Vekilim, malumunuz üzerine Perşembe günü sabah 26 kişinin gözaltına alınmasıyla başlayan bir süreç başladı ve dün başka bir boyuta ulaştı. Bu gözaltı süreci içerisinde Cumhuriyet Halk Partili vekillerin bir açıklaması vardı. AK Parti'nin büyükşehir belediye seçimleri öncesinde yaptığı bir operasyon diye nitelendirildi. Bu konuda bir açıklama yapar mısınız? Şimdi tabii şanssız bir açıklama olarak ben görüyorum milletvekillerimizin açıklamasını. Daha önceki hadiselerde bu sürecin hukuki bir süreç olduğunu açıklamışlardı. Hep beraber süreci izlediğimiz kadarıyla sadece bir partiye yönelik veya bir takım belediyelere yönelik değil, bütün belediyelerin bölgemizdeki çalışmaları tek tek yargı tarafından itham edilen suçların araştırılması yönelik bir çalışma başlatıldı. Ve parti ayrımı yapılmadan oldu bu. Şimdi parti ayrımı yapılmadan olan bir süreci siyasi linç olarak nitelemelerini ben üzüntüyle karşılıyorum. Türkiye artık bir hukuk devleti. Herkes bunu kabul etmek zorunda. Biz AK Parti olarak yetimin hakkını korumak ve bu memlekette adaleti ve hukukun üstünlüğünü tesis etmek üzere iktidar olduk ve gereğini yapıyoruz. Yargıya müdahaleyi ben hiçbir türlü haklı göremiyorum. Kimsenin yargıya müdahale etme gibi bir lüksü olamaz. Kanunları yasama, Türkiye Büyük Millet Meclisi, vatandaşımızın oylarıyla seçerek gönderdiği biz milletvekilleri tarafından çıkartılan kanunlarla bu ülkenin yönetileceğini artık herkes kabul etmek zorunda. Ben hadisenin siyasi bir boyutu olacağını kesinlikle görmüyorum. Böyle açıklamalarda kınıyorum. İkinci dalganın olacağını düşünebiliyor musunuz? Yani Sayın Başbakanımızın da tabiriyle böyle dalgalarda boğulma ihtimali yüksek. Bizim dalgalarda işimiz yok. Biz işimizi arıyoruz. Biz memleketimizin hayırlı olacak her şeyi yapma gayreti içerisindeyiz.